Trabzonlular, sevgili uşaklar, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ebedi vatanımız kıldığı Trabzon'da bir kez daha sizlerle kucaklaşmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. İyi ki varsın diyerek aziz hatırasını yad ettiğimiz şehidimiz Eren Bülbül'ün memleketi Trabzon maşallah her zamanki gibi bizi coşkuyla, sevgiyle, yüreğiyle bağrına bastı. Hani kalpten kalbe bir yol vardır görülmez denir ya. Bizim kalplerimizdeki, aramızdaki bu sevgi yolu işte burada tüm samimiyetiyle, tüm hasbiliğiyle, tüm güzelliğiyle açıkça ortadadır. 15 Temmuz meydanından Trabzon'un tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, hanelerindeki vatandaşlarıma, kardeşlerime, gönüldaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Trabzon'la, Trabzonlu'yla aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da sokmayız. Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon ayağa kalkarsa tüm Türkiye ayağa kalkar. Karadeniz'in yıldız şehri Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür. Karadeniz'in gözde şehri Trabzon büyürse, gelişirse, kalkınırsa tüm Türkiye aynı yolda ilerliyor, yürüyor demektir. İşte bunun için 20 yıldır ülkemizin 80 vilayetiyle birlikte Trabzon'u da hak ettiği, özlemini çektiği eserlere, hizmetlere, yatırımlara kavuşturmanın gayreti içindeyiz. Bugün de elimiz boş gelmedik. Bakanlıklarımıza ve belediyelerimize ait yatırım bedeli 2 milyar 309 milyon lirayı geçen 95 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapmak üzere sizlerle bir aradayız. Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta hemen her ilçemizi kapsayan anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye, spor salonundan pansiyona kadar pek çok yatırımın resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Gençlik ve sporda yapımı tamamlanan Akyazı Yavuz Selim Stadı'nın birinci etap türbününün Şenol Güneş Stadı içindeki 1500 kişilik betonarme türbünün ve futbol sahalarının çeşitli ilçelerimizdeki spor salonları ve sahaların gençlik merkezlerinin her biri 500'er kişi kapasiteli 3 ayrı öğrenci yurdunun resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz. Kardeşlerim şu pankartı şöyle kaldırın ki arka tarafı ben göreyim, arka tarafta beni görsün. Lütfen kaldırın. Kaldırın. Bak kardeşlerim beni göremiyor. Ben de onları göremiyorum. Kaldırın onu. TOKİ tarafından şehrimize kazandırılan tabakhane sosyal donatı alanları altyapısı ve çevre düzenlemesinin Yomra'daki 511 konut, 24 iş yeri ve ticaret merkeziyle altyapı ve çevre düzenlemelerinin
Beşiktaş'ı kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki 142 konut ve 51 iş yerinin Araklı'daki 278 konut, ticaret merkezi, altyapı ve çevre düzenlemelerinin eski Avni Aker Stadı yerine yapılan Ortahisar Millet Bahçesi ile altyapı ve çevre düzenlemelerinin Vakfı Kebir Millet Bahçesi'nin Pazar Kapı Balık Hali binası ile altyapı ve çevre düzenlemelerinin resmi açılışlarını bugün buradan yapıyoruz. Çevre Bakanlığımızın desteklediği yap, işlet, devret modeliyle kurulan ve 450 milyon liralık bir yatırım olan katı atık bertaraf ve enerji tesisini buradan resmen hizmete açıyoruz. Ulaştırmada 443 milyon liralık bir yatırımla inşa edilen Kaşüstü Kavşağı ve Alt Geçit Köprüsü'nü, havalimanımızın pist onarımlarını, çarşıbaşı sahil tahkimatını buradan resmen hizmete alıyoruz. Devlet su işlerimiz Of ilçe merkezimizdeki dereleri ıslah etti. Agasar Vadisi 4. kısım çalışmaları tamamlandı. Sen öyle dedin öyleyik de. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sizin gibi milletim olduktan sonra Allah'ın izniyle dünya ile de mücadelemizi sürdürürüz. Şehrimizde Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası kuruldu. Orman yolları ve ağaç yetiştirme çalışmaları yapıldı. Tarım Bakanlığımızın bu yatırımlarının resmi açılışlarını da bugün yapıyoruz. İlçelerimize kaymakamlık, emniyet, jandarma, öğretmen evi hizmet binaları yapıldı. Çeşitli restorasyon çalışmaları tamamlandı. İçişleri ve Kültür Turizm Bakanlıklarımızca yapılan bu yatırımları da resmen hizmete alıyoruz. Şimdi geliyoruz belediyelerimizin yatırımlarına. Trabzon Büyükşehir Belediye'miz kendisi de az önce anlatmıştır. Bağır. Bağır. Bak ne diyeyim. Biraz de yaylaları rahatlat. Vali Bey. Öyle not almaktan olmaz ha. Yaylaları rahatlat yaylaları. Tamam. Ama yaylalara da beton arma bina yapmayacaksınız değil mi? Ne yaptın? Dört odalı bir bungalov yaptı. Tamam. Hangi yayla? Hangi yayla? Araklı, Araklı'ya mı bağlı? Süleyman Bey, o mektup bana gelmedi ama. Mektup göndermiş bana. Ama bağırma da yorulma, dur, dur. Bak, Süleyman Bey şimdi seni dinleyecek. Sen şimdi... Dört odalı evim var diyorsun. Allahu alem bir de beni oraya çağırırsın ha.
Trabzon Büyükşehir Belediye'miz ilçelerimizde 272 milyon liralık altyapı yatırımını tamamladı. Hizmet binasını tadil etti. Çok katlı otopark yaptı. Yalıncak plajını düzenledi. Sokak geliştirme ve çevre düzenleme projelerini hayata geçirdi. Şehrimize 6 tane turizm tesisi kazandırdı. Millet bahçesine buz pateni pisti kurdu. Engelli var. Büyükşehir Belediye'mizin bu ve diğer yatırımlarının resmi açılışlarını da bugün buradan yapıyoruz. Tabii Büyükşehir Belediye'mizin yatırımları bunlardan ibaret değil. Yeni otogar inşası, sahil düzenleme çalışmaları, meydan otogarı yapımı, kentsel tasarım ve dönüşüm projeleri gibi devam eden pek çok çalışması var. Evet, şimdi de İlçe belediyelerimizin açılışlarına geçiyorum. Ortahisar Belediye'miz Pazarkapı kentsel dönüşüm projesi kapsamında konut ve ticari alanları tamamlarken aynı bölgedeki tarihi bir konağı restore etti. İlçe genelinde 7 adet ulaşım ve altyapı projesini bitirdi. Değerli kardeşlerim, Şalpazarı ve Hayrat belediyelerimiz hizmet binalarının inşasını tamamladı. Tonya belediyemiz bir güneş santrali kurdu. Canikdere Şelalesi peyzaj çalışmalarını bitirdi. Büyük limanda çok sayıda ceviz ve aronya ağacı dikimi yaptı. Arsin belediyemiz cadde yapımı ve düzenlemesi. Maçka belediyemiz kültür merkezi projesini hayata geçirdi. İlçe belediyelerimizin tüm bu eser ve hizmetlerinin resmi açılışlarını da bugün buradan yapıyoruz. Trabzon'a bakanlıklarımız, kurumlarımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla kazandırdığımız yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye'yi 20 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların 5 katı, 10 katı esere kavuşturabilme başarısını gösterebilmemizin gerisinde milletimize aşkla, sevda ile hizmet etmemiz vardır. Her zaman ne diyorum? Ferhat ve Şirin. Biz Ferhat'ız. Siz Şirin'siniz. Dolayısıyla dağları dele dele biz Şirin'e kavuştuk.